su evrenin herhangi bir yerinde yaşamın ana maddesidir. Bu yüzden potansiyel olarak yaşanabilecek gezegenlerde hayatın olması için suyun sıvı olarak bulunması gerekir. Yalnız bunun olması için de inanılmaz sayıda koşulun bir araya gelmesi şarttır. Mesela o gezegen yıldızının yaşanabilir bölgesinde olmalıdır. Gezegenin yüzeyindeki sıcaklık ve atmosferik basınç ancak o zaman basit yaşam formlarının evrimleşmeye başlaması için uygun hale gelebilir. Yıldıza biraz yakın olursa su buharlaşır ve okyanuslarla denizlerin oluşma şansı kalmaz. İşte Venüs'te olan buydu. Venüs Dünya'ya benzer bir boyuta ve kütleye sahiptir ancak Güneş'e çok yakın olduğu için yüzeyinde yaşam bulunmamaktadır. Gezegen yıldızından çok uzak olacak olursa bu sefer de çok soğuk olur. Su ise bu durumda yüzeyindeyken buz ve sadece derinlerde sıvı formda olabilir. Neptün bunun bir örneğidir. İlaveten gezegenin sağlam bir yapısı olmalı ve kendisini güneşin radyasyonundan koruyan ve canlı organizmaların nefes almasını sağlayan bir atmosfere sahip olmalıdır. Sadece bizim galaksimizde bile sayısız adette yıldız var. Bu sayı gerçekten o kadar fazladır ki saymanıza imkan yok. Bunların her birinin yakınında bir gezegen olabilir. Bunlara dış gezegen denir. Bu gezegenlerin bazıları ise yaşanabilir bölgede bulunabilir ve bu yüzden üstlerinde yaşamın gelişmesini sağlayacak şartları barındırıyor olabilir. Bilim insanları bilinen 4500 dış gezegenin içinden süper yaşanabilir olan 24 tanesini belirlediler. Süper yaşanabilir bir gezegen, yaşamın varlığına ve evrimine dünyadan daha uygun olabilecek gezegenlere denir. Bu tür gezegenlerin kütlesi dünyanınkinin 2 katı, boyutu ise dünyadan 1,3 kat büyük olmalıdır. Daha büyük boyut demek daha güçlü yer çekimiyle daha yoğun ve daha sıcak bir atmosfer demektir. Bu gezegendeki canlı organizmaların çok çeşitli olmasını sağlayacaktır. Ayrıca süper yaşanabilir gezegenlerin etrafında döneceği yıldıza da dikkat etmeliyiz. Ve tabii ki yakınlarda bir McDonald's'ta olması iyi olur. İdealinde bu yıldız Güneş'ten daha küçük ve en az 15 ila 30 milyar yıllık bir ömrü olmalıdır. Kıyaslama yaparsak Güneş'in yaşam süresi 10 milyar yıldan azdır. Kompleks yaşam formlarının dünyada ortaya çıkması ise yaklaşık 4 milyar yıl almıştır. Ancak Güneş gibi yıldızların yörüngelerinde olan dış gezegenlerinde yaşam oluşmadan önce yakıtı bitebilir. Bilim insanları bunun için cüce yıldızlara odaklanmayı öneriyorlar. Bu yıldızlar Güneş'ten daha küçük ve daha az parlaktır. Ancak ömürleri 20 ila 70 milyar yılı bulabilir. Bu canlı organizmalara gelişmeleri ve evrimleşmeleri için yeterli zamanı sağlayacaktır. Süper yaşanabilir gezegenlerin iklim koşulları da farklı olur. Ortalama sıcaklıkları dünyadan 4,5 derece daha yüksektir. Ayrıca bulut, sıvı ve nem formunda daha fazla suya sahiptirler. Bu koşullar biyolojik çeşitlilik için idealdir. Yani gezegenin tümü dünyadaki tropikal ormanlara benzer. Dünyadan daha iyi bir yer ünvanına sahip olan 24 adayın tamamı bizden 100 ışık yılından daha uzakta bulunmaktadır. Yeni nesil teleskopların geliştirilmesi sayesinde muhtemelen orada yaşam olup olmadığını ve koşulların insanlar için uygun olup olmadığını tam olarak öğrenebileceğiz. Hadi potansiyel olarak yaşanabilecek dış gezegenlere bir göz atalım. Tea Garden B ile başlayalım. Bu Güneş sisteminden yaklaşık 12 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir kızıl cücenin yörüngesinde dönen bir dış gezegendir. Tipik olarak kızıl cüceler yörüngelerindeki gezegenlerin atmosferini yok eden patlamalar yaşayabilir. Ancak bu gezegen genellikle sakin ve nispeten pasif bir durumda. Tea Garden B neredeyse Dünya ile aynı kütleye sahip ve yaklaşık 5 günde yıldızının etrafında tam bir tur atıyor. Evet, doğru anladınız. Tea Garden B'de bir yıl dünyamızdaki bir haftadan daha az sürüyor. Vay canına. Potansiyel olarak yaşanabilecek en uzak gezegense Kepler-1638b'dir. Ku takım yıldızında bizden neredeyse 3000 ışık yılı uzaklıktadır. Süper dünya sınıfına aittir ve boyutu gezegenimizin 2 katı, ağırlığı ise 4 katıdır. Burada yer çekimi çok daha güçlü hissedilir. Azıcık sıçramak bile dünyadakine kıyasla çok daha zordur. Ancak bu gezegen gerçekten yaşanabilir bir yerse oradaki yaşam formları bu tür koşullara alışık olacaktır. LHC-1140b ise fazlasıyla kayalık ve sağlam bir yapıya sahip bir gezegen. Boyutu dünyadan yalnızca %40 daha büyük olmasına rağmen kütlesi 7 kat daha büyük. 3,25 G gibi bir güçlü yer çekimi kuvvetine sahip. Bu videonun devamını merak ediyorsanız bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz. Bizleri takip edip beğeni atmayı unutmayalım.